ki problemleri, zorlanmaları düşünmek, bunlarla ilgili yapılabilecek şeyleri yapmak çok çok önemli, eyleme geçmek. Fakat her şey kabulle başlıyor. Bazen düşünmek aşırı miktarda ve tekrarlayan olduğunda pasif bir savaş oluyor. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Sadece oturup düşünüyorsunuz. Dünyada milyonlarca insan zorlanmalarının içinde sadece yıllarca ve yıllarca kafalarında tekrar tekrar düşünüp hiçbir eyleme geçmeyerek hayatlarını geçiriyorlar. Yani düşünmek bir eylem değildir. Düşünmek bazen pasif bir savaştır. Şimdi gelelim kabule. Kabul nasıl aktif olabilir? Kabul şöyle aktif olabilir. Birincisi, bir problem olduğunu, bir zorlanma olduğunu kabul etmek. Bir kere duygularımıza karşı dürüst olmaktır kabul. Var. Sıkılıyorum, zorlanıyorum, rahatsız oluyorum, hırslanıyorum, kıskanıyorum, alınıyorum. Bunların hepsini kabul etmek. Önce kendi içimizde kabul etmek. Ve hatta radikal kabul diye bir kavram var. Kabul edemediğimizde kabul etmek. Gerçekten. Bu bayağı iyiymiş. Kabul edemiyorum. Şu an için kabul edemiyorum. Ve bu her an yapılması gereken bir şey. Bir kez kabul ettiğimizde defteri kapatmıyoruz. Yani zor bir kişiyi, zor bir duyguyu, zor bir olayı her gün, her an yeniden kabul etmek gerekiyor. Ve çok zor.